Herkese iyi akşamlar. Hocamızın maç değerlendirmesiyle başlayalım. Her zaman olduğu gibi sonra sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün belki herkesin önünde televizyon karşısında oturan taraftarlarımıza güzel bir futbol izlettiremedik. Ama önemli olan bugün 3 puan almaktı. Bunu aldığımızdan dolayı da mutluyuz. İlk yarı istediğimiz gibi oyun oldu. Rakibe topu verip topun arkasına geçip yakalayacağımız pozisyonları iyi değerlendirmekte. Bunlardan birini değerlendirdik. 2-3 pozisyonumuz daha vardı. Rakip de pozisyona girdi. Ama ondan sonra biraz fazla geri çekilmiş olduk. İkinci yarı daha çok istediğimiz oyunu ortaya koymaya başladık. Nitekim ikinci golü bulduk. Kaçırdığımız penaltı var. Yakaladığımız birkaç pozisyon daha var. Genel anlamda baktığımızda evet, rakip de %70 topa sahip oldu. Ama bu bizim biraz da isteğimizdi. Rakibe topu bırakıp oyunumuzu o şekilde gerçekleştirmekti. Planladığımız gibi her şey gitti. O yüzden söyleyeyim, aldığımız puanlardan, 3 puandan mutluyuz. Futbolcularımı tek tek tebrik ediyorum. Buyurun Suha Bey. Suha Gören Anadolu Ajansı. Hocam tebrik ederim. Aslında değindiniz ama şunu merak ediyorum. Ozan'ın, Gustavo'nun, Valencia'nın olduğu maçlarda genelde, özellikle mesela Galatasaray maçını hatırlıyorum, hep önde basıyordunuz. Rakibin oyun kurulu oyuncusunu oynatmamaya çalışıyordunuz. Bununla önemli puanlar da kazanmıştınız. Bugün tam tersi bir oyun oldu. Acaba maçtan önceki analizlerinizden mi kaynaklandı? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Tabii ki rakibimizi her maçta analiz ettiğimiz gibi bu maçta da Alanyaspor'u da analiz ettik. Sonuçta geçen sene çalıştırdığım takım, ne kadar bu senede yeni hocalar olsa da hala geçen seneden, oynadıkları sistem içinde bizim çalıştırdığımız sistem var biraz. Ama tabii bu sene onu bayağı geliştirdiler. Topa sahip oluyorlar. O yüzden her zaman topa sahip olup maç kazanamıyorsunuz. Bunu biz çok yaşadık bu sene. Topa sahip olup da maçı kaybettiğimiz oldu. Ama bugün söylediğim gibi rakibe topu verip iyi pas yapan bir takım. Pas yollarını kapatmaya çalıştık. Pas ve iade toplarını çok iyi yapıyorlar. Koşuları çok iyi gerçekleştiriyorlar. Buna karşılık verdik. Söylediğim gibi kazandığımız topları daha iyi değerlendirmiş olsaydık skor da çok farklı olabilirdi. Hocam çok özür dilerim, bir şey daha etmek istiyorum. Daha demin Çağdaş Hoca basın toplantısına katıldım. 5 büyük ligde ben bu şekilde futbol oynayıp ve şampiyon olan takım görmedim ifadesini kullandı. Bunun için bir değerlendirmeniz olacak mı? Teşekkür ederim. Kendi oynadığı gibi mi? Hayır hocam, Fenerbahçe'yi sahasında beklemekle eleştirildi açıkçası. Böyle bir yorumda bulundu. Buna bir devamını... Ya aslında yorum yapmak istemiyorum, sadece skora baksın o zaman. Teşekkürler. Başka sorumuz var mı? Yoksa basın tribünden sorulara geçelim. Hocam Tiyobu Spor'dan Rezzan Yetiş soruyor. Sorunun büyük bir bölümünü cevapladınız. Ben son kısmındaki soruyu ileteyim. Sizce topa daha fazla sahip olmakla maçı kazanmak arasında olmazsa olmaz bir bağlantı var mı? Söylediğim gibi biz çoğu maçta topa sahip olan takım olduk. Ama maçı istediğimiz gibi lehimize çeviremedik. Kaybettiğimiz puanlar oldu. Her zaman topa sahip olup maç kazanmak diye bir kaydı yok. Maçı nasıl kazanacaksınız? O önemli. Biz de bugün doğrusunu yaptık. Yoksa sorumuz. İyi akşamlar arkadaşlar. Öz hocam sizinle başlayalım. Kritik bir maçtı her iki takım için de. Dün bir moral eşik maçı dedik. Bir anlamda, bir yandan da. Hani tabii puanlar vesaireler, şunlar bunlar kritik hesaplar da. Her ne kadar daha ligin sonuna uzun bir süre olsa da nereye evrileceğini özellikle Fenerbahçe açısından görmek için çok önemli bir maçtı. İki hocanın da bir taktik hamlelerine sahne oldu karşılaşma. İlginç detaylar var. Daha onları da üzerine değinir, detaylandırırız ama şöyle ilk başta 90 dakikayı nasıl okuyorsunuz Feyyaz Hocam? Yanlış görmediysem istatistiklerde Ender %70 küsur Alanya'nın üstünlüğü var galiba. Yani topa sahip olmadı. İlk yarıda ilk yarı 73'e 27 idi. 73'e 27 idi. Şimdi nasıl arkadaşlarım?
Hemen sevgili Tolga İsabetli pasta Fenerbahçe'nin %65, Alanya'nın %89'du ilk devre. Evet. Şimdi yani hemen getirecek arkadaşlarım. İkinci yer geldi mi? Nerede? Evet. 29'a 71 maç sonunda da. Evet. Alanya Spor'un 9 korneri var. Fenerbahçe'nin 2. Şunu söylemek istiyorum. Fenerbahçe sanki biraz oyun anlayışında, teknik taktik anlayışında değişikliklere gidiyor gibi gözüküyor son maçlarda. Çünkü sezon başında özellikle Erol Bulut'un takımlarında oyuna sahip olma daha çok toplu oynama oranı görürdük. Ama bu maçta tabii Alanya Spor'un uzun süredir bir arada oynayan bir kadrosu var. Sezon başından beri iyi futbol oynamaya çalışan bir ekibi var. Genç, dinamik, istekli, arzulu bir teknik adamı var. Normal mi dersiniz? Bu fark biraz anormal. Yani 71'e 29 çok ciddi bir oran, toplu oynama oranında. Skora baktığımızda da Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü var. Hep konuşuyoruz, topa sahip olmanın anlamı, eğer efektif olarak kullanıyorsan topu, rakip alanda yapıyorsan çok pası, bir değeri var. Ama kendi sahanda devamlı yan pas yapıyorsan onun fazla bir amacı yok. Karşılığı da yok futbolda. Ama Alanya Spor'un bugün baktığımızda genelde rakip alanda daha çok pas yaptığını da gördük. Aslında İyi işler yapmaya çalıştılar. Alanya Spor'un şöyle yalnız bir sıkıntısı hocam, bakın, oldu. O öyle de rakip ceza sahasında Fenerbahçe 21 kez topla buluşurken, yani neredeyse %70'e %30 toplu oynama oranları. Fenerbahçe 21 kez Alanya ceza sahasında olurken Alanya 15 kez Fenerbahçe ceza sahasında olmuş. Tam da oraya gelmek olmuş istiyordum Ender'cim. Şöyle Alanya Spor'un rakip ceza sahası etrafında inanılmaz bir pas şeyi oldu, trafiği oldu. Yani orada aslında daha fazla yapması gereken birebir adam eksiltmeler, verkaçlar, direkt araya atılacak toplardı. Orada baktık top bir sağa gitti, bir sola geldi. Burada bir sürü pas yapıldı ama etkin pas olmadı. Özellikle ilk yarının büyük bir bölümünde, geri düştükleri bölümde kapanan Fenerbahçe karşısında çözüm üretemediler. Bu gibi durumlarda yapılacak tek şey vardır. Ya yetenekli oyuncularını birebir de risk almaya zorlayacaksın. Top sende, istediğin gibi kaybedersen kaybet ama bana adam eksilt dersin. Bunu Reha çok iyi yapardı eskiden futbolculuğunda. Ya da verkaçlarla santraforu duvar olarak kullanıp bir pozisyon bulmaya çalışırsın. Alanya Spor bunların hiçbirini yapmadı. Artı etkin ortalar da yapmadı. Rakip ceza sahasına çok da fazla adam sokamadı özellikle ilk yarı. İkinci yarı hamlelerden sonra oraya daha fazla adam soktuğunu gördük. Özellikle Babakar'ın girişinden sonra, Mustafa'nın hatta girişinden sonra. Ama tabii ki skoru iyice kapanan bir Fenerbahçe karşısında eşitleyemediler. Artı inanılmaz kontra yediler. Yani Fenerbahçe'nin orada 2-3 tane net pozisyonu var. Özellikle Ferdi'nin yakaladığı bir pozisyon var. Orada maçı bitirebilirdi. Direkten dönen topla o stres, o heyecan maçın sonuna kadar devam etti. İkinci yarısı çok keyifli bir maç. Fenerbahçe müthiş bir toparlanma içerisinde, oynadığı oyunun tam karşılığı değil diyebiliriz aldığı puanlar ama iyiye doğru bir gidiş var. Oyun anlayışında bir değişme var. Skora oynayan bir Fenerbahçe var. Yani oyun oynamaktan ziyade puana oynayan bir Fenerbahçe var. Bunu sürdürebildiği sürece de potanın içinde olacaklar bu şekilde. Peki Reha Hocam, siz karşılaşmayı nasıl okudunuz? İlk yarı ve ikinci yarı. İlk yarıda Alanya Spor oyunun da maçında hakimi göründü. İkinci yarıda Fenerbahçe'nin biraz daha dengelediğini, biraz daha tehlikeli ataklar yaptığını, biraz daha rakip ceza sahasına adam soktuğunu, biraz daha o bölgede kalabalıklaştığını gördük. Skoru 2-0'ı da yakalayınca daha bir özgüvenli oynamaya başlamışlardı. Ama 2-1'den sonra çok tehlikeli bir takım Alanya. Ciddi bir gerilime yol açıyor tabii. Nasıl bir karşılaşma oldu iki teknik adam açısından? Ya bir kere bu maçı ayrı ayrı okumak gerekir. İki tane farklı bakış açısına göre değerlendirmek gereken der. Yani biz hep söyleriz ya, bardağın dolu tarafı bir de boş tarafı. Evet. Şimdi dolu tarafından bakarsak Fenerbahçe 3 günde bir maç oynuyor. Yeni Covid sürecinden çıkmış oyuncular var. Oynadığı Alanya Spor, geçen seneki Erol Bulut'un bıraktığı Alanya Spor değil. 8 oyuncu, evet geçen seneden aynı oyuncular da oynasa ama bu sene Çağdaş Atan'la daha farklı saha içinde organize olan, saha içi konumlanması, dizilişi, aldıkları pozisyon, top ayaklarındayken daha fazla pas yapan bir takım. Herkesin rolleri Alanya Spor'da
belli olmuş. Antrenör eldeymiş bir Alanyaspor'la oynuyorsunuz. Ve de ligimizde formda bir takım. Şimdi bununla beraber Alanyaspor'un böyle güçlü tarafında sayarken Alanyaspor Denizlispor'a karşı da %81 top ayağında işte sahip olarak oynadı. Ama yine 1-0 yenildi. Yani şimdi Alanyaspor'u bu kadar sezon başından beri her zaman dile getiriyoruz, övüyoruz. Yani Çağdaş Hoca ile beraber oyun gelişimi ve farklı boyutlara giden kaliteli saha içinde zevk veren bir Alanyaspor var. Şimdi Fenerbahçe diğer yandan az önce de söylediğim ikinci bakış açısı yani Fenerbahçe ile ilgili. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bunu söylersin bu maçtan sonra ve de bunu çoğu insan söylemiştir. Bir, Fenerbahçe böyle oynar mı? İki, burası Kadıköy. Fenerbahçe işte savunma yapmaz, savunma yaptırır. Fenerbahçe daha dominant oynaması gerekir. Rakip yarı alanda oynaması gerekir. Fenerbahçe geriye yaslanmaması gerekir. Fenerbahçe